إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kardeşlerim, bugün Ramazan 4. günü. 4. dersimiz olmuş olacak. Ve dedik ki dün Allah Tebareke ve Teala Ramazan ayının hürmetine cennet kapıları ardına kadar açıyor, cehennem kapıları kapatıyor ve şeytanlar selasile zincirlere vuruyor. Sırf bu ay Allah katında ne kadar kıymetli olduğu için Rabbim Tebareke ve Teala bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere bildiriyor. Ve dedik ki işte dün, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إيمان edenler ve bu iman edenlerin kim olduğunu söyledik. Allah'a hakkıyla onun uluhiyetine, rububiyetine, isim ve sıfatlarını tasdik eden yüce Allah'ın has olan kullarıdır. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Geçmişte sizden öncekiler kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhissalatü vesselam, İsa aleyhisselama nasıl, abi bunları şey, nasıl ona farz kılındı ki bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme farz kılındı ve bize de Allah tebareke ve teala bu şekilde orucu farz kıldı. Neden? Leallekum tettekun, umudur ki korkarsınız diyor. Biz dün bunu açıkladık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. لا تحقرن من الذنوب صغيرة diyor. Günahların küçük olduğuna bakma diyor. Ya kime asi olduğunu burada bil diyor burada müellif rahmetullah aleyh. لا تحقرن من الذنوب صغيرة فإن الجبال من الحصى. Dağlar ufak ufak taşlardan meydana geldi. Kesinlikle bunları küçümseme diyor. Yani deme benim ya şu küçük masiyeti yaptım, bundan ne çıkacak deme. Allah tebareke ve teala bunların Allah katında büyük olduğunu bize göstermektedir. فَمَنْ اتَّقَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Kim hakkıyla Allah'a takvayla yaklaşırsa, ne demek takvayla yaklaşırsa? Muamelle, ticaretinle, alışverişinle, yani Allah'a ibadetinle, hakkıyla muttaki olacaksın. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Allah tebareke ve teala ona bir çıkış ona çıkaracaktır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ve hiç ummadı olan bir yerde Rabbim tebareke ve teala onu rızıklandırır. Naam. Ve burada diyor ki فَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ اُعِدَّتْ لَهُ قَالَ تَعَالَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizin size vermiş olduğu, ikram ettiği bu cennete sahi olun diyor. O cennetin genişliği diyor, arduhas semavati vel ard. Yeryüzü ve gökyüzü ne kadar genişse cennetin de burada Allah katında bu kadar genişli olduğunu söylüyor Rabbim Tebareke ve Teala. Hatta bir hadis-i şerifte diyor ki cennetin genişliği diyor metir diyor 40 sene. Ama bizim 40 yıllık senemiz mi? Allah indindeki olan 40 yıllık senemiz Allah bilir. İşte mesih 40 sene. Genişliği bu kadar. Peki cennetin kapılarına şöyle baktığın zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor beyne Mekke ve Hecer. Hecer neresi abi duydun mu? Kalu el-ehsâ. El-ehsâ ile Mekke arasında. Ne kadar mesafe varsa her cennet kapısı orası kadar geniştir. Ve beyne Mekke ve Busra. Busra da diyorlar Şam. Busra. Basra zaten Irak. Busra bu. Öyle cennet kapıları orada şey olacaktır. Geniş olacaktır. Buna rağmen cennete girerler hep izdiham olacaktır orada. Ve oruçlu olan kişiler Allah tebareke ve teala orada seslenecek. Udhulû min bâbir rayyan diye rayyan kapısından girin diyecek Allah tebareke ve teala. Peki hocam bu rayyan kapısının hikmeti nedir? Hikmeti Allah katında. Ama Allah tebareke ve teala orada biz inanıyoruz ki orada la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala bali beşer. Ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış. İbrahim.
Oğlum dikkatimizi bozma. Otur şöyle. Sarıyıp mısın değil mi? Efendim ya. Efendim. Biz sizin kapıyı çaldığımızda mı merak ediyorum? Tamam inşallah. Tamam. Ama dersten sonra. Şimdi beni konuşturmayın. Çünkü konu dağılıyor. İbrahim. Otur. Tamam. He? Aşkın namı kul. Bâb-ı Rayyan. Bâb-ı Rayyan. O açıdan bu Allah Tebareke ve Teala Resulüne vermiş olduğu müjdeyi as-sâimûn yedhulûne min bâb-ı Rayyan diyor. Ve kad ekser Allahu Teala min zikri sıfat el-muttakîn. Allah Tebareke ve Teala muttaki olan kişilerin sıfatlarını burada çokça zikretmiştir. Kim bunlar muttaki olanlar? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بَعْدِنْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve cimrilik yapmayacaksın. Allah o maldan sana vermiş ise ki verdi, o zaman bunu gerektiği zaman orada o malını Allah yoluna harcamayı ihmal etmeyeceksin. Bu Ramazan'da olabilir, başka ayda olabilir. Miskin gördüm, ver ki 1 lira olsun. Orada nedir? Tasaddukta bulunacaksın. Çünkü bu malı sana veren Allah'tır tebareke ve teala. Verdiği gibi almasını da bilir. O açıdan zengin. Niye zengin? Allah tebareke ve teala o malı mülkü verdi. Fakiri düşünsün diye. Ama Allah tebareke ve teala ona bu zenginliği verdi ama aldırış etmeden, dert etmeden, nerede sabah orada akşam Allah'a asiyet bir şekilde gününü geçirirse vallahi o mal sevfe yekunu aleyhi hasreten ve nedameten yevmel kıyame. O açıdan ya nefsü la tetekebberi ve an karibin seterhali ve bi thevbil abdet setukeffeni ve yevmel hisabe tüseli ve fi beytid dud tüdfeni ya nefs. Kimse ben bugün ne olduğumu demesin, yarın ne olacağım diye şey etsin. Allah tebareke ve teala bu malı sana verdiyse almasını da bilir. O zaman madem ki verdiyse o zaman yerine geldiği zaman orada hakkıyla Allah yolunda zayi etmeyeceksin ve orada onu infakta bulacaksın. Ve burada bir sıfatil muttakîn fi kitâbihil kerîm, Kur'an-ı Kerim'de liyettasife el muslimu biha ve yekûne alâ zükrim minha. Mümin olan, mühsin olan bir kişi bu sıfatla anıldığı zaman aynı şekilde orada Rabbini birlemiş olur ve Rabbine hakkıyla ona kul olmuş olur. Ve fi evvel suretil Bekara, işte dediğimiz gibi Elif Lam Mim. Ne demek bu Elif Lam Mim? Alimler diyorlar ki hurufun mukatta'a, yani bu harflerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Hurufun mukatta'a diyorlar. La ekulu Elif'un harf, ve mim'un harf, ve lam'un harf. Bu harfler her ne kadar harf olmuş olsa her bir harfiyle 10 sevap Allah tebareke ve teala bizlere veriyor. İşte burada diyor ki Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitap var ya, kesinlikle şek şüphe yoktur. Bu Kur'an'ı koruyan Allah'tır tebareke ve teala. Kardeşler bakınız, İncil öyle değil. 3 tane şu an dünyada İncil var. Bir masanın üzerine koy böyle. Şu bunu tutmuyor, o bunu tutmuyor, bu bunu tutmuyor. Ama Kur'an öyle değil. Kur'an Mekke'deki olan birdir. Dünyanın o bir tarafındaki olan aynı birdir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun diyor Allah. Biz Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan bizleriz diyor Allah Tebareke ve Teala. O açıdan kafirler bunu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bunu başaramayacaklar çünkü Allah tebareke ve teala orada garanti veriyor. İnna nahnu lahafizun diyor Allah tebareke ve teala. Onu koruyacak bizleriz diyor Rabbim tebareke ve teala. Dedik ki la raybe fih huden lil muttakin. Muttakin için doğruyu erişen olan bir kitaptır. Ellezî âmena bil Kur'an. وعمل بالقرآن وتدبر القرآن وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمره القرآن يدخلون الجنة بسلام يدخلون الجنة بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الأنهار بإذن من الله العزيز الغفار هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أو يقول العكس خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه يا جنات
Ya cehennem. O açıdan kardeşim, madem ki dünyada Allah tebareke ve teala fırsat vermiş ki vermiş, o zaman hakkıyla Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarını tasdik edeceksin. Ondan sonra Allah'ın rahmetini bekleyeceksin. Adamda namaz yok, niyaz yok, şu yok. Vallahi lev ca'el meyyit ile dünya. Bunu söylüyorum. Vallahi lev ca'el meyyit ile dünya. Şu ölü var ya, dünyaya gelse. Ma sa'al an amwalihi ve la ala avladihi. Ezzavce tezavvecet ulle la. El avlad ahadul miras ulle la. Yani hanım evlendi mi, evlenmedi mi, çocuklar malları aldı mı, almadı mı? Vallahi sormaz. Yekfihi en yekul erba kelimat diyor. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الله أكبر الله أكبر على من تكبر وتجبر الله أكبر على من أشرك بربه وتكبر الله أكبر على من عصى ربه وتكبر الله أكبر على من لم يتوب ولم يعبد ربه كما أمره وأخبره نبيه صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين حتى لو كفروا وأعرضوا عن عبادة رب العالمين فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه صلاة المصلين الله الغني عن جميع خلقه إلى يوم الدين بل لا يزيد في ملكه توحيد الموحدين ولا شكر الشاكرين ولا ينقص من ملكه عصيان العاصين بل الله الغني ونحن الفقراء إلى يوم الدين قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز نعم وما ذلك على الله بعزيز Konumuzun dışına çıkmayalım. Naam. Elif, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fî huden lil muttakîn. Kim bunlar muttakî olan kişiler? Ellezîne yu'minûne bil gayb. Ne demek bil gayb? Yani Allah'ın meleklerine, kitaplarına, resullerine, peygamberlerine iman etmek. Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Ba'den ve yuqîmûne s-salâ ve namazı ikame ederler. Hele kalkın o salli. Şeyh ed'îni ed'îni. Lek eşbet ed'îni lek. Ne sana dua edeceğim? يعني بدك ملائكة من السماء الله تبارك وتعالى يقول لك روح الجمع يبوسي لك قام إيش تنمسك النصر يا ربي يا ربي شفاعت يا رسول نرد شفاعة عيش كما أمرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم النصر ربنا بو رحمة النشيات نماز يوك بير شيء يوك شو يوك بو يوك بل محمد عليه الصلاة والسلام السلام Bu sevgi sözde değil, özlü olur alimlerin burada dediği gibi. İşte ve yuqimuna salat, namazı ikame ederler diyor burada. Namazı ikame ederler. Bakın diyor ki ve mimma razaknahum yunfikun ve vermiş olduğu mallardan dolayı onlar infak ederler diyor. İnfak ederler. Thumma zekara Allahu tebaraka ve teala sifat ehli takva fi suret Ali İmran. في أكثر من المواضع فقال تقوى صاحب دارنين birçok yerlerde Ali İmran suresinde ve birçok yerde Allah tebarek ve teala burada zikretti ve dedi ki لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ O muttaki olan kullarım var ki onlara mükafat olan cennette orada cennet verilecek ve o cennetin içerisinde öyle nimetler var ki la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala bali beşer ne gözünün gördüğü ne kulağın işitti ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah tebareke ve teala. Çayımızı içelim mi abi? Ben sağdan içtiğim zaman bana diyorlar ki soldan içiyorsun ama bu sağ. Çünkü kamera bize dönük olduğu için bu sağdır. Yani bana yazıyorlar ya nasıl tevhid dersi veriyorsun da sol elde. Bu sağdır. O açıdan kamera bize dönük olduğu için şu an biz sağ elle içiyoruz. Bismillah. Gel. Eğer inanmıyorlarsa gel. Çık buraya. Çık buraya. Çağıralım yemini tasdik etsin. Ben şimdi gelmeyeyim. Ben önce sana getireyim ben.
Geçenler biri yazıyor. Hocam diyor, sen tevhid dersi veriyorsun, nasıl sol elle içersin? Sağ el. He, yani okuduklarına dikkat etmiyor, dikkate almıyor. Anlıyor musun? Peki sen demedin mi o anda benim anlattıklarımdan bir şey anladın mı? Demedim. Ne yapalım? Bismillah. Yiyebiliriz değil mi? Bilafiye. Evet. Bismillah. Kızım kaşık getirin. Bismillah. Kaç. Ben cidden kaç. Alırım ben. Rafet amca biliyor musun? Efendim? Babam limonata aldığında ve tatilin limonasına şeker döktü. Ne? La ilahe illallah. ثم ذكر الله جل جلاله صفة أهل التقوى في سورة آل عمران في كثير من الآيات. ندقي. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. متقيون الله كتند öyle cennetler vaat etmiş ki, öyle nehirler vaat etmiş ki, bizim böyle gittiğimiz göller değil, şelaleler değil. أنهار من لبن مصفى diyor Allah. Böyle ayran, bizim gibi ayran değil. Allah'ın o cennetteki olan bize bahşettiği sadece tat için, lezzet için, o nehirlerden içen olan bir kişi kesinlikle o tadı unutmayacaktır. Öyle lezzetler vermiş Allah Tebareke ve Teala cennette. İşte burada lillezine tekav inde rabbihim cennetun tecri min tehtiha l-enhar halidine fiha. Allahu Ekber. Ebedi bir şekilde ve halidine fiha ve ezvacun mutahhara. Ve onlara orada tertemiz zevceler orada olacaktır. Ve o hurilerin başlarındaki olan bizim dünyadamızdaki zevcelerimiz olacak. Eğer salih ilan ise, cennete gireceklerse siz hurilerin başısınız Allah'ın izniyle. Çantikler değil mi? Ve damarları gözükecek, damarları. O kadar beyaz olacak. Naam. İşte ben bu konuyu bayağı araştırdım. Mümin olan bir kadın burada dünyada salih ise hakkıyla işte orada hurilerin... Efendisi olacak. Abi doğrudur. Doğrudur. Hadisler de bu geçiyor. Evet biliyorum. Evet. Ve 70 huri bize verdiği zaman 70 huri efendisi hanımlardır. Evet. Orada. Kul amin. Amin de inşallah orada da geçimsizlik olmaz. Olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Işte. Cennet yasında. Evet. Fiha azvacun mutahhara ve ridvanun min Allah ve Allah'ın rızasını kazananlardır. Ki artık cennet orada sonsuz bir ülkesi, bir yer, bir yere giren olan bir kişi elbette orada Allah'ın tebareke ve teala rızasını kazanmıştır orada. Ve ridvanun minallah diyor Rabbim tebareke ve teala. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarına gözetleyicidir, bilendir tebareke ve teala. Tekrar diyor ki ellezine yekuluna rabbena innena amennâ faghfir lana. O muttaki olan kimseler ki diyor cennette ey Allah'ım biz iman ettik. Neye iman ettik? Yani senin Rab olduğuna, yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halkeden, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan, tek ilah senden başka Rab, senden başka ma'bud olmadığına iman ettik ya Rabbi diyor. Ada şimdi kadın ne yapıyor? Gidiyor, ya Eyüp Sultan diyor, 4 tane kızım var diyor, 1 erkek çocuk ver bana diyor. Yahu sen Allah'tan istesene ne der gidip Eyüp Sultan'la şuradan buradan. Bir de o bayan namaz kılan bir bayandı. Hocamız görmüş bize anlattı. İşte bu muttaki olan sınıflara girmiş olmuyor. Madem ki muttakisin, madem ki Yüce Allah'ın uluhiyetine, isim ve sıfatları tasdik ediyorsun. O zaman hakkıyla bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinde yaşamaya burada çalışacaksın. Ed'i ila rabbik. اِدْعِي كَمَا جَاءَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةِ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Her gecenin 1/3'ünde Allah tebareke ve teala dünya semasını iner. Bazılar diyorlar ki ya Allah'ın işi gücü yok mu inecek? Hayır. İner diyorsa Allah Resulü iner ama nasıl biz bilmiyoruz. كَمَا يُلِيقُ فِي جَلَالِهِ. Şanına yakışır bir şekilde iner ve der ki yok mu bana dua eden onun duasını kabul edeyim. Yok mu istiğfar eden onun günahlarını bağışlayayım. Yok mu benden bir şey dileyen onu dilediğim. Ta ki fecr-i sadık doğana kadar böyle devam eder. Gel yanıma. Şöyle hatıra kalır.
Evet. Rabbena innena amennâ faghfir lana zunubena. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle ya Rabbi diyecekler. Ve qina azaben nar. Ve bizi cehennem ateşinden bizi kurtar ya Rabbi. Naam. Ki cehennem ateşi öyle bir ateş ki, hani Allah diyor ya, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولِ. O gün yüzleri cehennemde kuzu gibi çevirecek olanlar, keşke Allah ve Resulü'ne itaat etseydik, ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Naam. الصابرين والصادقين. O cennet da sabredenler, sabredenler eziyete sabredenler. Mesela enti mazlum, sabredersen nasıl bunu çevireceğiz? Yani haklı olduğun halde, yani ve hakkını alabilecek güçte olmana rağmen sabredip ve Allah için onları affedersen. Evet. Gücün var. Adamın hakkını almaya ama vermiyor. Ya başın belaya girecek veyahut da sabredeceksin. Sen dersin ki ya Rabbi ne yapayım? Gücümü, bu hakkımı almaya muktedirim. Gücüm vardır, kudretim vardır ama sırf senin rızan için ben bu kişiyi affediyorum derse, işte bu sınıfına girmiş oluyor işte. Mines sabirin ve sadikin. Ne demek sadikin? Ticaretleriyle sadık olanlar. Verdiği sözü tutanlar. Bir dedi iki olmayanlar. Bir de işte vel kanitin. Geceleyin Allah'ın huzuruna gece 2 işte 12'de neyse kalkıp ya Rabbi günahlarımı bağışla diyenler, vel kanitin diyor Allah. Vel kanitin bil eshar, geceleyin. Vel kanitin, ona sonra vel munfikin, aynı şekilde mallarını Allah yolunda infak edenler. Şimdi ne yapıyorlar? Emru bi sa'adak, bicim il kamera, bak işte ben yardım ediyorum. Hayır efendim öyle değil. Hazreti Ömer radıyallahu Hazreti Ebu Bekir geceleyin böyle mallarını gidip dağıtırlardı. Ama şu an bir kişi bir yardım yapacak. Hepsi değil. İlla men rahimallah, çıkar istisna. Çıkarlar kamerayı götürürler. İşte biz şuna buna. Hayır yapma efendim, yapma. Bu nafiledir. Seninle Allah arasındaki olan şeylerdir bu. Yapma. Yapma bunları. Hani hayırlı sadakalardan biri sağ elin verdiği sol el görmeyecek. Ama sen istiyorsan bana ver. Ben kimseye söylemem yani. İşimde tutarım. Sen vermek istiyorsan. Ben alırım kimseye. Abi ama doğru değil mi? Adam kamerayı getiriyor, tıkır tıkır ondan sonra. Sen bana ver, ben kimseye söylemem yani. Emin ol, söz veriyorum. Bismillah. İllel melaiketel yeminiş şemali bas yuktubu fiha fakat. Ne güzel. Ne olur, bismillah. Hem çay içeriz hem de. Tabii tekrar söylüyorum. Çay içtim bu sağ eldir. Hep bana niçin sol elle içiyorsun diyor. Kamera bize dönük olduğu için bu sağ el. Evet. Vel mustagfirine bil eshar. Geceleyin de Allah'a kalkıp yalvarıp ve gidip sadece Allah'tan isteyenler. Gidip Allah dostlarından yetiş ya Resulullah, yetiş ya Abdülkadir Ceylani demeyenler. Yetiş ya Allah diyenler. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir diyenler. Diyenler. Niçin? Çünkü bizi yoktan var eden bir Rabbimiz var. Bir Rabbimiz var. Bizim başka Rabbimiz yoktur. Başka ilahımız yoktur. Bizi yaratmış olduğu gibi aynı zamanda bize rızık verecek de kendisidir Allah Tebareke ve Teala. Vallahi el bitevekkel alel mahlukin yahsar fi'd dunya ve fi'l ahire. Sah Murat abi? Sah. Yahsar fi'd dunya ve fi'l ahire. La tetevekkel illa alallah ve la tatlub illa minallah. Sah? Sah. ولا تؤمن إلا بالله تبارك وتعالى ولا تعيش إلا كما أمرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم وإلا سوف تكون عليك حسرة وندامة وندامة يوم القيامة الأيام تجري قزم يا مرو يا الأيام تجري يوما بعد يوم
وهذا دليل على اقترابك يا ابن آدم على الوقوف بين يدي الملك الجليل. الأيام تجري وتأخذ معها الشهور والسنين، ويتقارب جيل بعد جيل حتى تتخلص الأرض من حملها الثقيل، ليقوم الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والذليل للوقوف بين يدي الملك الجليل. لا إله إلا الله. يا إله إلا ربي. صلى محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Baba bence durdum. Baba bence. Heh. Ya baba bence. Şirin kere. ومن أوصاف المتقين ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى الكريم. متقين aynı zamanda vasıfları Allah tebarek ve teala'nın Kur'an'da geçtiği gibi bize anlatıyor. Diyor ki: "Vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ard." Dediğimiz gibi cennetin genişliği gök ve yer ne kadar genişse o kadar Rabbimin tebareke ve teala bizim bahşetmiş olduğu cennete koşunuz. Ne demek koşunuz yani böyle böyle tıkır tıkır? Hayır, öyle değil. Amel yapın diyor Allah. Namaz kılın, oruç tutun ve oruç tutmakla beraber bütün ibadetlerinizi muhlis olan bir şekilde yapın. Lillah, gösteriş için değil. Eğer ben bu dersi valla Murat abi desin, valla Rıfat Hoca ne kadar ne güzel ders yapıyor desinler için, eğer niyetim böyle ise ki bunu Allah biliyor, vallahi Allah tebareke ve teala bu dersleri, bu şeyleri kıyamet gününde yüzüme vuracaktır. O açıdan muhlis bir kişi olması gerekiyor. El-ubudiye la tekun illa lillahi tebareke ve teala. Ve ibadetin kabul olması için ilk önce ihlas olacak. Ondan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olacak. Sünnete uygun olmayan bir ibadet o ibadet değildir. O dalalettir. O açıdan burada Allah diyor: "Vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu." Vesari'u yani koşunuz burada, amelle yarışın diyor Allah tebareke ve teala. "U'iddet lil muttakin." Muttaki olan insanlara bu hazırlandı diyor. Kim bunlar? الذين ينفقون في السراء والضراء. Hem gizli hem de zor durumda infak edenler. انت محتاج عم تشيل مصرياتك المحتاج عم تعطي للفقراء يا ربي. Allah katında bu ne kadar değerlidir. Adam muhtaçtır. O parayı kendisi kullanmıyor, gidip yetim, miskin olan, düşmüş olan insanları kaldırıyor. İşte الذين ينفقون أموالهم بالسراء والضراء. Bu bir. Ondan sonra وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Allahu Ekber. Öfkesini yenen. Hakkın var, alabilirsin, gücün var, kudretin var. Ama sırf Allah'ın rızasını kazanmak için ya Rabbi ben bu adamı affediyorum ey Allah'ım. Ne olur ya Rabbi sen rızanı elde etmek için ben bu kişiyi affediyorum diyen olan bir kişi. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Öfkesini yenen. وَالْعَافُونَ عَلَى النَّاسِ İnsanları affedenler. Acaba kaç kişi çıkar? Çıkar mı? Sanmıyorum. Hı? Sanmıyorum. Ama istisna olmaz mı? Yok. Bu devirde yok. Rıfadan ya. Ha bari bilmiyorum. Belki de vardır diyorum. Sizinkilerde varsa bilmiyorum. Bizdekiler alıcı tim. Olabilir ya. İstisna olabilir ya. Belki de. Dediğim gibi yani. Evet. Naam. والعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله محسن olan insanları severdir. Tekrar diyorum, çay içtim, bu sağ eldir. Beni yadırgamayın Allah için. Çünkü hayır, kardeşlerim burada geliyor. Giden geliyor. Şimdi beni ha mesela çay içtim ya. Ya diyor hocam sen nasıl sol elle içersin? Bu sağ eldir. Kamera bize dönük olduğundan dolayı bu sol el gösteriyor. Çok eleştiri geldi. Hem çayımızı içelim hem sohbet edelim. Evet. Bu da sağ el. Bu sol göstereyim. Ben ispat etmekle mükellef değilim. Bana evet, kimse bir şey soramaz. Evet. Ya evet. Hocam bir sorsana, acaba senin söylediklerini bu derste anladılar mı acaba? Yani bu üç oldu çayı sağ elimle içiyorum diye şey ima ediyorsun. Bence bunun hiç gereği yok. Bence sana mesaj atan arkadaşlar eğer bu dine vakıfsa, anlıyorsa, nasıl anlıyorsa da bilmiyorum. Senin anlattıklarından acaba bir şey anlıyorlar mı?
Bence sen bunu bir soru olarak bir atabilsen seyirci kitlesine. Tamam inşallah. Sorarım. Allah razı olsun. İyi hatırlattın. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً Günah işledi. Yani Allah'ı razı etmeyecek olan fahişeden, zina buna benzer olan şey, tamam mı? اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Veyahut da kendi nefislerine zulmettiler. Allah'ın emir ve yasakları yerine şeytanın tellalları oldular. Şeytanın emirlerine uydular. Hani Allah diyor ya, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ey inananlar, ey iman edenler, ey yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarını tasdik edenler. لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanların adımlarını alet olmayan ona... Elhamdülillah şey olun, kızım bana su getir. Şey olmayın. Evet. اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَكُمْ وَذَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Allah'ı anarlar ve günahlarını orada ne yaparlar? Orada istiğfar ederler. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ اِلَّا اللّٰهِ Allah tebareke ve teala. Ve günahları Allah'tan başka kimse bağışlayacak değildir. O açıdan burada dikkat etmek lazım. Naam. فَاِنْ ذُكِرَ اللّٰهُ يَجِبُ وَجِدِ الْقُلُوبِ وَرِقَّتْ وَالْخُشُوعِ Eğer bir yerde Allah'ı anıldığı zaman, Bismillah, Cezakallahu khayr. Anne sabah. Abla. Sen de yapsana. Elhamdülillah. وَفَاِنْ ذُكِرَ اللّٰهَ يُجِبْ وَجِلِ الْقَلْبِ وَالْرِقَّ وَالْخُشُوعِ Bir yerde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, bir yerde Kur'an-ı Kerim anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, kişinin kalpleri titremesi gerekiyor. Aynen. Acaba şimdi öyle mi acaba? Tekrar soruyorum kardeş. Sor. Öyle mi? Gerçi şöyle bir soralım kendimize. Bir yerde Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, acaba kalplerimiz titriyor mu? Hani أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ diyor ya Allah. Kalplerimiz acaba bu şekilde mi? Herkes kendini bir sorsun bakalım, bir yani bir sorgulasın bakalım. Biz neredeyiz? Allah'ın ayetleri nerede? Biz neredeyiz? Allah'ın şu emir ve yasakları nerede? Ne diyor? فَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ اُجِبْ وَجِبْ الْقُلُوبُ وَالْرِقَّةُ وَالْخُشُوعُ وَالْرُجُوعُ اِلَى الْعَبْدِ اِلَى رَبِّهِ وَمُحَاسَبَتْ لِنَفْسِهِ Hem Allah'ın ayetleri okunduğu zaman hem de çocuk orada ne yapacak, genç orada neyse Rabbine dönecek. Neyle dönecek? Eğer hatalar varsa, yasaklar varsa, yani yapmış olduğu fiiller yanlışsa, Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranıyorsa Allah'a dönecek, tövbe edecek ve bir daha günah işlemeyecek şartıyla nedir? Yani işlemeyecek şartıyla değil, o günahtan tövbe edecek şartıyla Allah'a söz verecek. وَلِهَذَا لَا تَجِدُ الْمُتَّقِي إِلَّا مُحَاسِبَ النَّفْسِ فِي كُلِّ لَحْظَ Muttaki olan bir kişi göreceksin ki her an, her yerde ve kendi nefsinle baş başa olduğu zaman muhasebeye çekiyor kendini. Acaba ben ne yaptım? Niçin yaptım? Rabbim tebareke ve teala beni affetmesi halim ne olur? Kara kara düşünür muttaki olan bir kişi. بَلْ مَعَا كُلِّ نَفْسٍ مِنْ enfusihi amelen bi kavlihi celle zikrihi bütün amelleriyle, bütün fiilleriyle, bütün davranışlarıyla Rabbine baş başa olacak bu kişi. Ondan sonra son ayeti alalım. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet li gadi diyor Allah. Ey inananlar, ey iman edenler, 1,5 milyar İslam ümmeti diyorlar. Allah sesleniyor işte. İttekullah, Allah'tan korkun diyor. Vel tenzur nefsun ve herkes yani baksın. وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Yarına ne hazırladığına bir baksın Allah diyor. Burada müfessirler diyor ki yarın kıyamet günü kastedilmiştir. Yaş 46 geçti. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Fulan ibni fulan entekale ila rahmetillah diye bakarsın. Yarın nida edecekler. O açıdan gadin kıyamet günü burada kastedilmiştir. وَلْتَنْدُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun.
اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Nasıl hocam Allah'ı unuttum? Evet. Dünyada namaz kılmadın. Dünyada oruç tutmadın. Dünyada hakkıyla Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamadın. Allah da oğlum bırak oğlum. Allah da kıyamet gününde orada nedir? Orada bizleri unutacak. Yani rahmetiyle orada bizi muamele etmeyecek. اِذَا مَا عَمَلَ مَا عَامَلَنَا رَبُّنَا بِرَحْمَتِهِ مَاذَا نَفْعَلْ الْعَذَابُ شَدِيدٌ وَرَبُّكَ غَاضِبٌ لِمَنْ عَصَى وَرَبُّكَ رَحِيمٌ لِمَنْ تَابٌ وَالنَّارُ تَطَّلُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمْ بَاكِيَا وَالنَّاسَ حَوْلُكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ عُمْرُكَ أَنْ تَكُونَ ضَاحِكًا عند اللي بتولدنا امنا يبكوا الناس عم يفرحوا حوالينا اعمل لنفسك يا ابن ادم bir gün gideceksin ve ya min el muazzabin ve yutta min el faizin dünyaya tek geldin ve tek orada defnedileceksin اِذَا سَأَلَكَ رَبُّكْ مَنْ رَبُّكْ مَا دِينُكْ مَا نَبِيُّكْ مَاذَا تَقُولْ اِذَا قَالَ لَكَ رَبُّكْ عبدي رجعوا وتركوك وفي القبر وضعوك ولو كانوا معك ما نفعوك ولن يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت ماذا تقول لربك العذاب شديد وربك غاضب لمن عصى وربك رحيم لمن تاب نعم ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا تنسى ربك في الدنيا يا ابن آدم ربنا أنطما ربنا أنطمك الله تبارك وتعالى سني أردا أنطما سن نعم كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الفاسقون İşte Allah'ı unutup da Allah da onları unutturduğu kimseler gibi olmayın. Nitekim onlar öyle yaparlarsa o fasıkların ta kendisidir. Demek ki dünyada madem ki fırsat varsa biz her türlü hayatımızdaki olan güncel yaşantımızı güncelleştirelim. وَكَمَا أَمَرَنَا رَبُّنَا وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ çizgisinden ayrılmayalım. Yarın konumuz daha uzun. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyadan, şikaktan, kazadan, beladan, her türlü musibetten bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi hakkı hak, batılı batıl olarak göster. Bizi her türlü musibetlerden, fitnelerden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı korumada askerlerimize güç ve kuvvet nasip eyle. Havada, karada, denizde, her yerde nusretini, yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı düşman çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizi vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi cennette Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bizleri komşu eyle. Ya Rabbi Muhammed aleyhissalatü vesselam kıyamet günde cennette onun şefaat nail eyle. Ve bizi bütün günahlardan arındır ve bizi bağışla ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ekleyeceğim bir şey var mı? Evet. Hocam İbrahim. İnsan aslında kendi kendine kitabını hem yazıyor. Baba kapatayım mı? Bırak. Kendi kendine amel defterin kitabını yazıcısını. Öldükten sonra da onun okuyucusudur. Ama anlayabiliyorsa. Sağ tarafımızdaki melek yazıyor. Sol tarafımızdaki melek de tabii ki kaydediyor. Kiramen katibin. Naam. Kaydettiği gibi de biz bu ahiret dünyada onun ne oluyoruz? Kitabın yazarı biz oluyoruz. Doğru mu? Evet. Doğru. Öldüğümüzde de onu kim okuyacak tekrar? Biz okuyacağız her halükarda. Demek istediğim yani insan öldüğü zaman doktora getirin demiyor.
Cumhurbaşkanlığı getirin demiyor. Alimi muallimi getirin demiyor. Cenazeyi getirin diyor. Doğru mu? Başkan da olsan aynı. Cenazeyi getirin diyor. Yani kimse kendini bir şey sanmasın. وَنَحْنَا اَقْرَبُونَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَبْلُ الْوَرِيدِ diyor sadaka Allah'u razıyım. Biz diyor size şahit damarınızdan daha yakınız. Yani Müslümanlığı yaşamaya bakın bu saatten sonra. Dünyada olanları herkes şu an biliyor. Herkes eve hapsedilmiş durumda. Küçük bir kıyamet yaşıyoruz aslında biz. Güncel olarak. Ama insan ya anlamak istemiyor ya idrak etmek istemiyor. Kabirde olsak şu anda nasıl olacaktı acaba? Şu anda biz kabirdeyiz. Aklımız nasıl olacaktı? Yine aynı bu şekilde olacaktı. Doğru mu? Aynen abi. Peki kabirde biz böyle gene üç kağıtçılık çizgi filmler maymunluk yapabilecek miyiz? Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Aynen abi. Yani imanı insan Allah kalbine mühürlemeyi nasip etsin diye dua ediyorum. Amin ya Rabbi, amin. Doğru mu? Aynen abi. Yani dediğim gibi cenazeyi getirin diyorlar. Alimi, malimi, muallimi, banka müdürünü getirin diye bir hitapta bulunmuyorlar. Zaten ondan sonra kalk sepeti koluna, herkes kendi yoluna oluyor. Ya. Allah rahmetiyle affetsin. Amin, amin, amin. Bu arada hocam ben son 4 aydır La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim diye devamlı tesbih çekiyorum. Salavat çekim derken gene o şeye dönüyorum. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Dilim dönüyor. Yani salavat çekiyorum. Allahümme salli ala Muhammed diye. Sonra dalmışım. Tekrar la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Güzel bir alamet. Yani dün zordan 100 defa ihlası okudum. Sonra bakmışım tekrar la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim dönmüşüm. Farkında değilim. Hadi kılmaz mı kılmaz dedin ya? Kılmaz dedin. Neyle alakalı oluyor? Bu kişi işte kendini nasıl alıştırırsa, dilini nasıl şey ederse. Kimisi çilli bom, çilli bom oynar. Kimi de işte subhanallah, elhamdülillah değil mi? Evet. Kişi işte çokça Allah'ı andığı zaman ve kıyametinde... İbrahim. Yapayım mı bak? Oğlum. Allah tebareke ve teala kıyamet gününde orada ne kadar dünyada amel yapmışsa bilmukabil orada ya melaiketi şu kulumun kitabını getirin ikra diyeceksin. Bak işte ey kulum sen yapmış olduğun bu ameller bunlardır ve eğer orada günahların varsa Allah tebareke ve teala o günahları bertaraf edip bu çekmiş olduğu tesbihatın şeyinden orada dolduracak ve umulur ki Rabbim tebareke ve teala bunların sayesiyle cennete girersin. Nes'elallahu el-azim el-afiyah. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun abi. Sohbet çok güzeldi. Allah razı olsun. Allah keterim sağlık. Amin. Allah razı olsun. Allah iskin konfi cennetine emale. O yırzıga gönlü elşizm o cennet hurilerinden size Allah nasip etsin. Amin. Sebe'in? Yok sebe'in. Niye sebe'in? Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Hayırlı akşamlar.